Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet, Ankara katliamın ardından 2 günlük grev ilan eden emek ve meslek örgütleri KESK, DİSK, TMOB ve TTB bugün de bir açıklama yaptılar efendim. Bugünkü açıklamalarında da vurguladıkları gibi emek, barış ve demokrasi mitingine bir saldırı gerçekleşti. Burada bir katliam yaşandı. 100'ün üzerinde hayatını kaybeden ve pek çok şu an hala iyileşmeyi bekleyen yaralı arkadaşımız var. Meslek örgütleri bugün aslında yaptıkları açıklamada hükümete ve sorumluluğu olanlara ciddi sorular sordular. Bu katliamın asıl faillerinin ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Çok tartışma var aslında katliamla ilgili. Bunların bir kısmını Karşı Pencere ekranlarında da tartışmaya, konuşmaya ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de hem katliama tanıklık etmiş hem o anda yaralılara müdahale etmiş bir doktor arkadaşımız var. Kendisiyle hem katliam anını konuşacağız hem sonrasında yaşananları konuşacağız. Ve elbette aslında önemli tartışmalardan biri de katliam anında bombalar patladıktan sonra alana polislerce biber gazının atılması. Bu konuda da biber gazı yasaklansın inisiyatifi yarın bir basın açıklaması yapacak. Biraz da konuğumla aslında biber gazına da değineceğiz. Aslında özellikle Gezi'den sonra biber gazının öldürücü etkisinin olduğu sık sık dile getiriliyordu. Böylesi büyük bir patlamadan sonra biber gazı niye atılır, ne amaçlanır çok merak ediyoruz açıkçası. Bu da büyük bir soru işareti. Konuğum Doktor Coşkun Can'ı var. Hoş geldin Coşkun. Merhaba. Geçmiş olsun öncelikle. Sen de bizzat katliam tanığısın, oradaydın. Biraz Ankara'dan başlayalım mı? Yani İstanbul'dan yola çıktınız, Ankara'ya vardınız. O sabah neler yaşandı? Evet, yani 4 emek meslek örgütünün çağrısıyla emek, demokrasi ve barış mitingi için 10 Ekim'de Ankara'daydık. Ben de buradan İstanbul Tabi Odası'nın otobüsleriyle Ankara'ya giden insanlar arasındaydım. Yani Ankara'da tabii yaşadığımız olay gerçekten hani anlatması da birçok açıdan da çok da zor oluyor ama kesinlikle anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli yanları var. Gerçekten akıl almaz, kabul edilemeyecek birçok önemli tarafı var. Bahsettiğiniz bu gaz atılması olayı gibi. Yani biz Ankara Tabi Odası'ndan TTB merkezine alana doğru işte hareket ettik doktor arkadaşlarla beraber. Yaklaşık saat işte 10'a 10 kala falan gar meydanının önünden işte alana girdik. Bu iki bombanın patladığı yerin tam ortasından geçerek TTB kortejine doğru ilerledik. Ve işte bildiğiniz gibi saat 10.04'te de ard arda iki patlama sesi duyduk. Ve tabii önce bir anlık olayın şokunu atlattıktan sonra oradaki hekim arkadaşlarla beraber hani olay yerine gidip yaralılara müdahale etmek için oraya doğru koştuk. Yani hani benim kendi tanıklığım şuydu, özellikle biber gazı atılması olayına hani gelecek olursam. Yani ilk anda işte olay yerine girdiğimizde açıkçası ben patlama özellikle havuz başı denen yan tarafındaki alana girmiş bulundum. Orada işte yani orta yaşlı yerde yatan kadın yaralıya müdahale ederken müdahale ettim. Ve sonrasında işte diğer yaralılara geçerken yani yaklaşık patlamadan bir 10 dakika sonra falan diyebilirim yani tahminen. Polislerin diğer taraftan joplarla bir takım oradaki insanlara saldırdığı ve bir ortama biber gazının yayıldığını gördüm. Açıkçası doğrudan yani yüzüme doğru geldi biber gazı ve işte daha fazla etkilenmemek için hızla geri dönerek ters tarafa koşmaya çalıştım. Ama bir 10-15 metre koşabildikten sonra bir ciddi bir nefes darlığı yaşayıp oraya oturmak durumunda kaldım. Yani bunu özellikle şunun için anlatıyorum. Yani tamamen sağlıklı orada hiçbir hani problemi olmayan birisi olarak yani maruz kaldığım biber gazıyla ciddi bir nefes darlığı yaşadım orada. 30-40 saniye kadar hareket edemeyerek yerde kaldım ve sonra işte kalkıp biraz da alanın dışına çıkıp 5-6 dakika dinlendikten sonra yani biber gazının etkisi geçtikten sonra özellikle nefes darlığı etkisi geçtikten sonra tekrar yaralara müdahale etmek için alana döndüm. Tabii hani çok fazla yaralı ve çok fazla işte parçalanmış insan bedeni vardı ortamda ve işte hızla biz bir takım tıbbi müdahale, ilk yardım vesaire bunları yapmak için uğraşıyorduk. Bir yandan da tabii hızla insanları
taşımak için uğraşıyorduk. Peki Coşkun, biraz daha orayı açmanı isteyeceğim. Elbette zor, anlamaya çalışıyoruz diyelim. Ama dediğin gibi bir yandan da anlatmamız gerekiyor. Tam nasıl oldu olay? Yani sanıyorum tam aradaydın sen. Yoksa alana girmiş miydiniz? Şöyle, biz hani o iki bombanın patladığı yerden yaklaşık bir 10 dakika önce geçip TTB'nin, kortejinin bulunduğu alana gelmiştik. Peki iki patlama sesini de duydun mu? Evet, yani önce bir daha hani zayıf diyebileceğim bir patlama sesi. Hatta işte ilk anda insanlar ses bombası mı acaba falan gibi yorumlar yapıldığı anda hemen yani 3-5 saniye sonra çok daha büyük ve işte ben o alana, o tarafa döndüğümüz için alev topunu da gördüğümüz, hatta havaya işte fırlayan parçaları da hani gördüğümüz bir görüntü oldu. Ve o zaman zaten anladık açıkçası. Suruç'tan da videolardan o görüntüyü bildiğimiz için hani kendi adıma doğrudan çok benzer bir durumun gerçekleştiğini anladık bir anda o saniyede, ikinci patlama sesinde. Ve işte dediğim gibi hızla oraya doğru yaklaşık bir 50-60 mesafe, 60 metre ileride ya da belki 100 metre, hani şeyler tam doğru olmayabilir. Oraya doğru koştuk işte yaralılara yardım için. Yani patlama anı böyle oldu. Sonra biber gazı geldi dediğin gibi. Bir şekilde biber gazının etkisi geçti. Alanda ilk müdahaleleri yapmaya başladınız. Aslında başka bir doktor arkadaşın da anlattığı bir şey vardı. Bir anlamda travma olan da o galiba. Yani şey diyordu, ben böyle sargı bezi getirin diyecektim bir an etrafıma. Sonra nerede olduğumu ve ne olduğunu fark ettim ve bayraklarla insanların üzerini sarmaya başladık dedi. Yaşadın mı sen de öyle durumu? Kesinlikle, yani şunu zaten birçok yaralı da gördük. Hızla yani hekim arkadaşların, kol, bacak yaralanması ve kanamalar olan arkadaşların hani daha vücuda yakın bölgelerden buraya bağlayıp kanamayı durdurmak için bunlarla müdahale ettiklerini, hatta işte kırıkları sabitlemeye çalışan hekim arkadaşların olduğunu gördük. Nitekim yani bunun sonrasında değerlendirme toplantılarında da hani konuştuk. Birçok bu anlamda işte tıbbi müdahale yapıldı, kalp masajı yapıldı ama en önemlisi tabii ki hızla hastaneye ulaştırılması gereken yaraların, hani triyaj diyoruz, ayırıp öncelik vermemiz gereken hastaları, bir yandan da hızla bunu yapmaya çalıştık. Peki ama şimdi TTB'nin yaptığı açıklamada, bugünkü açıklamada da var. Cevap bekleyen sorular arasında da yer alıyor. Ambulansların geç geldiği, alanda az sayıda ambulans bulunduğu, sen bunları gözlemleyebildin mi? Şöyle, yani bu 10.05'ten sonra, yani patlamadan hemen sonra, işte yaklaşık, tabii tahmini rakamlar söylüyorum, 10-15 dakika sonra, yaklaşık bir 15 dakika sonra alana ilk ambulans geldi. Peki bu ne demek? 15 dakika sonra gelmesi demek ne demek? Nasıl okuyacağız? Yani bunu aslında şöyle okuyabiliriz. Hani Ankaralı yurttaşlar, insanlar dinliyorsa bizi. Yani Ankara'da Gar Meydanı'nın yanında bir göğüs ağrısı yaşadığında, herhangi bir zamanda herhangi bir insan ambulans çağırdığında oraya ambulans kaç dakikada geliyor? Çünkü orası biliyorsunuz Ankara'nın hastaneler bölgesine arabayla, işte araçla 5 dakika uzaklıkta bir yer. Yani buraya kaç dakikada geliyor? Bunu bu sorulabilir. Yani bunun cevabı buradan çok net alınabilir. Ama hani diyelim ki 15 dakika çok geç bir zaman değil densin örneğin. Ama burada şu kritik, 15. dakikadan yarım saate kadar, aradaki o 15 dakikada gelen ambulans sayısı çok azdı. Yani 3-4 dakikada bir ambulans alana giriyordu. Yani yine tahmini söylüyorum tabii dakikalar, ama yaklaşık 25-30 dakika sonra yoğun şekilde ambulans girişi olmaya başladı. Yani burada şu soruların cevabı verilmesi gerekiyor. Yani sonuçta Ankara'nın göbeğinde böylesine bir olay oluyor ve dakikalar içerisinde bütün neredeyse basının bundan haberi oluyor. Yani böyle bir olayda yani Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın oraya ulaşacak ambulansları hızla koordine edip, gerekirse o güzergahtaki bütün yolları hızla kapatıp yoğun bir ambulans sevkiyatı yapması gerekiyor. Bu neden yoğun ambulans sevkiyatı yarım saate kadar uzamıştır? Bunun cevabını elbette ki bu kurumlar vermesi gerekiyor. Ama tabii ben özellikle şuraya da vurgu yapmak istiyorum. Yani bu ambulans meselesinden önce, yani bu biber gazı kısmı, yani bunun çok hayati iki noktası var. Yani bu gazın oraya atılmış olmasının. Birincisi, orada bulunan yaralılar. Yani böyle bir patlamadan sonra birçok insan orada ciddi şekilde işte yaralanmış, dolaşım problemi yaşayan, solunum problemi yaşayan, yani o ilk anda hayatını kaybetmemiş insanlardan bahsediyorum. Yaşayan birçok insanın olduğu bir yer. Şimdi ben biraz önceki tanıklığımı onun için anlattım. Yani hani kendimin yaşadığı durumu. Yani normal bir insanda bile bu kadar nefes darlığı yapabilecek bir şey. Orada o şekilde ağır yaralı bir insanın belki aldığı son nefesi de bu biber gazı
engelledi. Yani bunun böyle bir yönü var. Oradaki ölü sayısının artmasını etkileyebilecek olması açısından. İkincisi de oraya müdahale eden insanlar. Yani ben kendim işte en az 6-7 dakika orada hani bir hekim olarak çalışamadım. Yani hekim olmama da gerek yok. Bir sağlıkçı veya işte ilk yardımda bulunacak herhangi birisi olarak da orada çalışamadım. Ve birçok insanla da bu şekilde olduğunu gördüm. Çünkü daha önceden gaz deneyimi çoğunlukla yaşadığı için buradaki arkadaşlar mümkün olduğunca hani gazdan hızlı kaçıp etkisi geçtikten sonra hani tekrar kendinize gelebiliyorsunuz. O nedenle bırakmak durumundasınız. Yani orada gazı daha fazla solursanız müdahale etme şansınız daha da azalıyor. Yani birçok hekim arkadaşın da tanıklığı da zaten bu şekilde. Yani bırakmak durumunda kalan arkadaşlar oldu. Tabii bu da o anda birkaç dakika hani bir kalp desteği, kalp masajı desteği vesaire gibi yani çok kritik olan ilk saniyelerin çok kritik olduğu bir anda sağlıkçıların müdahale edememiş olmasını sağlaması. Yani bir biber gazının yaralılara doğrudan etkisi, ikincisi de yaralılara müdahale edecek olan sağlıkçıların engellenmiş olmasının dolaylı etkisinin aslında çok önemli olduğunu söylemek lazım. Evet. Yani bu biber gazıyla ilgili en kritik kısmı bence. Evet. Biber gazını biraz daha açalım. Aslında tam alanın olmayabilir ama bir hekim olarak sonuçta genel bilgiye sahipsindir. Biber gazının öldürücü etkisi var mı? Yani bu çok tartışılıyor. Örnekleri de var ama bir yanda Sağlık Bakanlığı pek bunu kabul etmek istemiyor. Evet, yani İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ısrarlı. Özellikle Gezi direnişi sürecinden sonra bunu çok net biliyoruz. Biber gazı kimyasal bir silah. Yani bu konuda oldukça net biliyoruz. Kimyasal bir silah ve hani burada aslında şunu söylüyor devlet yetkilileri, devlet tarafı diyor ki bu işte kitle kontrol ajanıdır, işte toplumsal olaylara müdahale için kullanılır. Yani hiçbir öldürücü etkisi yoktur. Tamamen olayları kontrol altına almak için güvenlik güçlerinin kullandığı masum bir gazdır propagandası yapılıyor. Ve bu kapsamda bu gazın alımı, kullanımı vesairesi yapılıyor. Ancak şunu biliyoruz, yani Cenevre Konvansiyonu dediğimiz bir şey var ve savaşta dahi bu gazların kullanılması karşı yani düşman güçlerine karşı kullanılması dahi bir savaş suçu. Yani kimyasal silah olarak düşünülüyor. Biber gazının ölümcül etkisi var mı sorusu maalesef dünya örneğinde en fazla örneklerin yaşandığı yer de bu coğrafya oldu. Evet, insanlarımız bundan öldü. İki tür ölümcül etkisi var. O da çok net. Birincisi kuşkusuz bu gaz fişeği. Yani bunu atma yönteminiz. Biliyoruz işte Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Gezi direnişine kaybettiğimiz arkadaşlar. İkincisi daha öncesinden işte Hopa'dan biliyoruz işte Metin Okuncu'yla. Yani ölümcül etkisi kesinlikle var. İki temel sistem üzerinde hani tıbbi terminolojiye çok girmiyorum ama altta yatan bir kalp hastalığınız varsa veya altta yatan astım, KOAH, kronik bronşit gibi bir solunum sistemi hastalığınız varsa ölümcül etkisi çok daha fazla. Yani nitekim hayatını kaybetmiş olan şu anda Türkiye'de bu anlamda. Yine biliyoruz mesela astım hastası olan Çayan Birben yine biber gazı maziyeti sonrası ya da Elif Çermik. Yine bir kalp hastalığı olduğunu bildiğimiz ve biber gazı maruziyeti sonrası hani hayatını kaybetmiş olan insanlar. Hani bu somut şeyler ortadayken bunları görmeyip hani biber gazının hiçbir ölümcül etkisi yokmuş gibi değerlendirip bunun toplu şekilde alımını yapan ve hala her yerde kullanan, böyle bir katliamdan sonra bile kullanan, Gezi direnişinde evlere, kapalı yerlere bile bunu sıkmakta tereddüt etmeyen ki kullanılmasında buralar özellikle belirtilir, kesinlikle yasaktır falan diye. Yani ya da işte o fişekleri direkt insanların üzerine atan bir devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Yani bunu gerçekten öldürmek için kullanan bir devlet yapılanmasıyla karşı karşıya olduğumuzun somut örnekleri var karşımızda. O nedenle biber gazı öldürmez falan demek yani komik ve komik olmasının da ötesinde bu ülkede insan hayatına bu devletin ne kadar az değer verdiğinin, umurunda bile olmadığının bir başka göstergesi maalesef bu. Nitekim böyle bir katliamdan sonra bile oraya onu sıkacak kadar gözü dönebilmiş bir güvenlik gücüyle karşı karşıyayız yani. Evet, tam buradan giderken hatırlatalım şimdi Ankara katliamının ardından. Bir açıklama da yapılacak. Biber gazı inisiyatifi yasaklansın. Aslında Gezi'den sonra böyle bir inisiyatif kurulmuştu. Onların sanıyorum yarın bir açıklaması olacak. Yarın evet 11'de İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde bir açıklamaları olacak. Evet. Onu da sizlere aktarmış olalım efendim.
gitmek isteyen tam bu olarak bu biber gazın neymiş ne değilmiş belki de katliamdan sonra neden atıldığının da tartışmalarının bir şekilde yapıldığı bir basın açıklaması olacaktır diyelim hatırlatalım bizler de. Peki Coşkun şimdi sen yaralara müdahale ettin bir şekilde hastaneye ulaştınız. Hastaneye gittikten sonra nasıl gelişti olaylar? Çünkü yani şunu da tartışmak istiyorum. Ben olay sıcağı sıcağınayken yani bizler de yayınlaydık o sırada. Sağlık Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi. Kan ihtiyacı yoktur. Oysa ki bizler şeyi biliyoruz vatandaş olarak yani en basit halimizle bile şunu biliyoruz. Bir trafik kazasından sonra bile hemen kan aranır. Yani kan vermek, fazladan kan vermenin ne zararı olabilir ki? Hele ki böyle bir katliamda bu kadar insan hayatını kaybettiği ve yaralı olduğunu bildiğimiz bir saldırının ardından kan ihtiyacı yoktur diye bir açıklama neden yapılır? Yani kan ihtiyacı yoktur açıklamasını da geçti aslında. Kan ihtiyacı üzerine açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği'ni propaganda yapmakla hatta Sağlık Bakanlığı'nın galiba ifadesi oradaki ölü sayısını arttırmak için falan hani bu işi propaganda etmekle falan suçlayacak noktaya kadar bunu getirdiler. Şimdi benim tanıklığım şu, ben saat 11 civarında yani oradaki yaralıların neredeyse tamamı taşınmıştı. Ve yani hayatını kaybettiğinden emin olduğumuz insanların üzeri örtülerek diğer işlemler için beklemeye başlamıştı. Ve biz oradan sonra hani bu yaralıların yönlendirildiği hastanelerde belki bir hekim ihtiyacı olur düşüncesiyle en yakın hastanelere doğru harekete geçtik. Bir yandan tabii TTB Genel Merkezi'nde bir kriz masası oluşturulmuştu. Yine bu anlamda kimin nereye yaralandığını takibi vesairesi açısından. Ben ilk numune hastanesinin önüne ulaştım o alandan sonra. Ve numuneden sonra İbn Sina Hastanesi'nin önüne geçmiştim. İki hastanede de çok net gördüğüm şey şuydu. Hastanenin önüne sağlıkçı kıyafetiyle çıkmış ve özellikle sıfır negatif kan diye bunu da telaffuz eden ve oradan geçen herkese bağıran arkadaşlar vardı. Hani kan ihtiyacı vardır, hızla bunu kan vermeye çağıran. Şimdi bunlar yapılıyorken olaydan bir buçuk saat sonra hani bunlar aktif bir şekilde o hastanede yapılıyorken yani fiili ihtiyacı en iyi bilen yerde. Hani çünkü merkeze bilgi aktaran yerler bu hastaneler. Yaralıları doğrudan karşılayıp kimin ne kadar neye kan ihtiyacı olduğunu, kimin ameliyata alındığını bilen yerler buralar. Ve o hastane önünde insanlar dışarıya çıkartılmış sağlıkçılar ve kan verilmesi yönünde çağrı yaparken bundan yarım saat bir saat sonra Sağlık Bakanı çıktı ve dedi ki kana ihtiyaç yoktur vesaire gibi. Elbette ki hani bu arada yeterince kan toplanmış olabilir, bundan sonra kan ihtiyacı yoktur gibi açıklama yapma gereği duymuş olabilir falan ama sanki yani hiç bizim bütün kanımız hazırdı, hiçbir ihtiyaç yoktu ve bu kan çağrısı yapanlar da olayı propaganda etti gibi bir yere konuyu çekip tam tersine bu dört emek meslek örgütüne saldırmanın bir başlığı olarak kullandılar bu kan meselesini. Hı hı. Oysa ki hiç öyle bir durum ortada yoktu yani benim tanıklığım da bu şekilde yani. Evet. Peki nasıl yani şimdi TTB bir kriz masası oluşturdu yani bir şekilde bir örgütlenmeyi sağladı ve neyin ihtiyaç olduğunu neyin olmadığını bir şekilde aktardı bizlere. Sağlık Bakanlığı'nın o örgütlenmesi nasıldı onu gözlemleyebildin mi? Yani benim tabii onu doğrudan gözlemleme şansım olmadı. Onların yani sonraki yaptıkları açıklamalar üzerine belki hani yorumlar yapılabilir ama onların kriz masalarının nasıl olduğu veya nasıl çalıştıklarını bilmiyorum açıkçası. Ama şunu gözlemledim, onu söyleyebilirim. Hastanelerdeki sağlık çalışan arkadaşlar hani gayet canla başla çalışıyorlardı, çalıştılar. Hatta birçok yerde bizim içeriye girmemize gerek olmadığını yani hekim olarak birçok şeyin karşılandığını söylediler. Numune'de, İbn Sina'da, Hacettepe'de ve diğer hani özellikle bu üç hastane hani ciddi hasta kabul etti ve diğer hastanelerde. Yani oralarda hani müdahale organizasyon açısından çok bir sıkıntı yoktu ama tabii ki oradaki sağlık emekçisi arkadaşların yoğun gayretiyle hani bu gerçekleştirildi. Yani bu arada bakanlık herhalde bu işlerle uğraşıyordu. Biz TTB'ye nasıl saldırırız? Herhalde bunu düşünüyorlardı kriz masasında. Bilmiyorum yani ne düşünüyorlardı. Yani şimdi 7. günü geride bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı net bir rakam söyleyebilmiş değil. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani hala ne kadar Sağlık Bakanlığı, ya bakanlıkça onaylı, tescilli bir kaç kişi hayatını kaybetti? Gelmedi. Yani 7. gün gelse bile çok geç değil mi 7 gün? Yani hani teknik olarak şunu söyleyelim. Gerçekten bu bizim Türkiye tarihinde de, dünya tarihinde de gerçekten bombayla bir anda bu kadar insanın öldürülmesi ve bu kadar hani güçlü bombalarla
Bunun tabii ki yani benim kendi tanıklığım, hani burada da çok dinleyenleri de şey yapmak istemem ama paramparça olmuş birçok hani ceset vardı. İşte bunların toparlanması vesairesi, bunun bir doğru net bir sayıya dönüştürülmesi, bu teknik bir zorluk taşıyor olabilir açıkçası. Bu konuda net bir şey söyleyemem. Hı hı. Hani çünkü oradaki işte adli tıplar vesaire, bir de emin olmadan bilgi paylaşmak tabii, bu da ayrı bir sıkıntı çünkü hayatını kaybetmiş bir insandan hani bahsediyorsunuz. Yani açıkçası tabii ki sayı konusundaki bu belirsizlik önemli. Bunun hani bakanlığın işte bu konuda çok organize olmadığı hakkında falan da hani de yorumlayabiliriz. Ama hani buradan benim kişisel olarak söyleyeceğim şey, sayıdan ziyade gerçekten yani bu arkadaşların hepsinin birer hikayesi vardı. Bunların hepsinin birer mücadelesi vardı. Yani bu kısmı bizim aslında konuşmamız gerekiyor yani. Evet, tabii ki öyle. Ama yani şu da çok merak ediliyor. Bir TTB'ye de bir güven oluşturması açısından vatandaşlar gözünde de. Yani biz bunu Gezi'de de aslında çok net yaşadık, hep tartıştık ve her olayda bunu yaşıyoruz biz. Yani TTB'nin verdiği sayıyla Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sayı bir türlü uyuşmuyor, tutmuyor. Yani şimdi biraz orayı açmak istiyorum ben. Neden böyle oluyor? Yani kimse elbette fazladan sayı söylemek istemez. Hı hı. O zaman Sağlık Bakanlığı'na den eksik sayı söylesin. Sonuçta bu vatandaşların aileleri var. Yani dediğin gibi bir yaşamları var ve ortaya çıkacak. Yani ne kadar insan yok, ne kadarı var. Biraz onu sormak istiyorum. Yani vatandaşlar da TTB'ye güveni nereden sağlayacaklar, nasıl sağlayacaklar? Yani şöyle, yani benim kişisel düşüncem hani bakanlığın kalkıp da böyle bir olaydan sonra gerçek sayıyı saklayıp bunu düşük gösterme falan gibi bir işe, hani yani bu kadar da artık akıl dışı bir işe girmesinin yani hiçbir mantıksal karşılığını göremiyorum açıkçası yani. Yani herhalde bu kadarını da yapmazlar. Hani demek istediğim burada TTB doğrudan hastanelerle hani bir şekilde orada çalışan hekimlerle irtibata hani geçerek bu merkezi anlamda bilgileri toparlamaya çalıştı. İşte hastanelerine asılan yaralı listelerinden veya içeriye kabul edilmiş hastalardan doğrudan hani hayatını kaybetmiş olarak getirilen insanlar ve de işte ameliyat alınmış, yoğun bakım alınmış, işte oradaki durumu kritik olan hani böyle bir çalışmayla merkezi anlamda bilgi toplayıp bir açıklama yaptı ve hala da hani yapıyor ölü sayısıyla ilgili. Hani bu manada doğrudan hastanelerden aldığı bilgiyle hani orada hastane temsilcilikleri vesaire yani hastanelerle tabi odasının ve işte TTB'nin kurduğu ilişkiyle tabii ki bu bilgileri alarak basını bilgilendiriyor. Bu manada yani Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamalar dediğim gibi doğrudan oradaki çalışan hekimlerden alınmış ve onaylanmış hani açıklamalar. Bu manada hani bir güven problemi yaratacak bir unsur yok açıkçası bu anlamda. Evet. Şimdi editör arkadaşım Cihan uyardı. Ankara Başsavcılığı 102 kişinin yaşamını yitirdiğini bugün açıkladı efendim. Onu da iletmiş olalım. Ankara Başsavcılığı 102 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Dedik şimdi bir hayatları vardı, bir hayat hikayeleri vardı. Ve birçoğu da gençti aslında hayatını kaybedenlerin. 9 yaşında bir çocuğumuz var. Şimdi bir de yani hayatını kaybedenler oldu. Bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Bir yanıyla sendikalar, emek meslek örgütleri 2 günlük grev ilan ettiler. Sen de Çapa'da çalışıyorsun. Biraz orayı da konuşmak gerekiyor belki. Yani bundan sonrası için hem ne yapacağımızı hem de bir mücadelenin yürümesi gerekiyor ya. O hikayeleri kesinlikle devam ettirebilmemiz için bizim. Çapa'da nasıldı? Grev etkili oldu mu? Nasıldı? Şöyle, Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi dekanı, hani ben bunu sosyal medyada da paylaştığım için burada da paylaşabilirim. Pazartesi grev günü ilk mesajı şuydu. Sağlık hizmetlerinin aksamamasına dikkat edilmesi önemli, rica olunur. Herhalde 2 dakika sonra bir katliam yaşandığı akıllarına geldi ki başsağlığı mesajı attılar yine bütün çalışanlarına. Yani önce bir grevi engelleyelim, sonra da işte bir başsağlığı atalım gibi. Tabii kuşkusuz bunun etkisi var grevin nasıl geçtiğiyle ilgili. Ama tabii yani burada artık bu olaydan sonra hani bir dekanlığın attığı mesajın vesairenin sonuçta bu bizim anayasal bir hakkımız. Grev hem sendikal olarak hem meslek örgütü olarak alınmış, merkez düzeyde alınmış bir karar. Yani grev olayı ne kadar etkili oldu tartışabiliriz bunu. Hastanelerde katılım ne düzeyde oldu vesaire. Ama yine grev esnasında tanık olduğumuz 2 şey vardı. Polisin yine buradaki tavrı. Örneğin Salı günü Cerrahpaşa'ya toplanma kararı alınmıştı.
Oraya bir çağrı yapılmıştı. Cerrahpaşa'nın önü tomalarla doluydu. Yine polis ekipleriyle doluydu. Yine yürütmemek için, yine engellemek için devlet çok organizeydi. Yani ortada bir katliam var. Bu katliamı yapanlar, Suruç'taki katliamın yapanların abisi vesairesi. Başbakan çıkıyor diyor, elimizde listeler var ama işte burası bir hukuk devleti. Bunları tutuklayamıyoruz falan diyor. Yani bunları tutuklayamıyorken... Biz de bazı bilgileri paylaşamıyoruz yayın yasağı gereği. Mesela, tam da konuştuğumuz konu aslında biber gazı. Tam biber gazının alana atıldığı görüntüler var. Evet. Ancak yayın yasağı gereği onları da yayınlayamıyoruz. Bir yandan yani bunları söylüyor. Bir yandan da hukuk devleti derken öbür taraftan meslek odalarının aldığı bir yürüyüşü engellerken hukuk devleti olduğunu unutuyor Sayın Başbakan. Yani böyle bir ortamda yaşıyoruz aslında. Şimdi bu böyle bir ortamda emekçiler işte grev yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamda yürüyüş yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii onları yani tüm bunları bir tarafa bırakıp kendimiz açısından bakacak olursak yani şunları söylemek lazım. Yani bu ülke zaten bu coğrafya, bu topraklar birer katliam ülkesine dönüştürülmüş durumda. Yani sadece son 2 senede, 3 senede yaşadıklarımıza baksak yani Soma'daki 301 madencinin ölümünden işte Ermeni Mecidiyeköy'deki katliamlara, işte bir yılda ölen iş cinayetlerine, trafik kazalarına, işte Reyhanlı'ya, Suruç'a, öncesindeki Diyarbakır vesaire ve en son Ankara'ya. Yani hayatın her alanı birer katliama ve toplu ölüme dönüşmüş durumda memlekette. Bizim buna karşı susmamız, durmamız söz konusu bile olamaz. Yani bizim baktığımız yerden elbette ki bu arkadaşlarımızı anacağız, acısını yaşayacağız. Ama bunu yapanlardan da bunun hesabını sormak için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Yani bundan sonra yapılacak olan herhangi bir yürüyüşe de efendim bomba riski varmış, şu tehlikesi varmış, gerekirse kendi güvenliğimizi alacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkedeki emek mücadelesi de, demokrasi mücadelesi de bu katliamdan veya bundan önceki katliamlardan en ufak bir şekilde hız kesmeden, etkilenmeden var gücüyle mücadelenin daha da yükseltildiği bir şekilde devam etmek zorunda. Bizlere, hepimize düşen de bu aslında. Yani korkacak, yılacak bir şey yok ki. Nitekim şunu söyleyeyim, Cerrahpaşa'nın içinde toplandığımızda insanlarda bırakın korkmayı. Yani hani bırakın öyle bir, orada da yine bir güvenlik zafiyeti olduğu kesinlikle söz konusu. Ama hiç kimsenin gözünde ben azıcık dahi bir korku görmedim. Birisi de gelir de burada bir saldırı yapar mı? Nitekim böyle bir korkuyu yaşayıp da işte geride kalacak, bekleyecek durumda da değiliz açıkçası. Evet. Tabii ki... Yani sağlıklı düşünerek. Ama yani hükümet tarafından yıldırmalar da devam ediyor. Yani soruşturmalar açılıyor şimdi. Yani yarın size de gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Şimdi bir öğretmen arkadaşımıza eyleme katıldığı için soruşturma açıldı. Evet. Emek meslek örgütlerine şimdi bir soruşturma hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyor. Neden 2 günlük grev yapıldı diye. Buralardan yıldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki yani açıkça bunu yapıyorlar. İşte yani hem yerellerde kendi fakülte dekanları, başhekimleri vesairesiyle her yerde baskı kurmaya çalışıyorlar. Bir yandan da hukuku yine bu şekilde daha önce zaten askıya aldıkları yüzlerce örnekte olduğu gibi burada da askıya alıp insanları sebepsiz yere görevden almaya kalkabiliyorlar. Yani bu zaten başka alanlarda da hani karşılaşıyoruz. Birçok arkadaşımız karşılaştı. İşte Ağrı'da yine arkadaşlar Suruç katliamını protesto ettiği için bir gösteriden sonra 13 kamu emekçisi valinin şeyiyle, kararıyla doğrudan görevinden uzaklaştırıldı. Şu an birçoğu geri döndü vesaire ama yani devletin bu konudaki yaklaşımı çok net. Hani katliamı yapanlarla ilgili yaptıkları ve yapmadıkları ortadayken burada barış için, emek için, demokrasi için oraya gitmiş insanlara kendilerince hukuku kullanarak yaptıkları, reva gördükleri şey bu. O nedenle aslında bizim geri adım atacak hiçbir şeyimiz yok yani bu noktada. Şimdi süremizin sonuna gelirken ben senden rica edeyim bir daha bugün emek meslek örgütlerinin açıklamasından sen de bize cevap bekleyen soruları belki yanıtlanmasını istediğiniz, özellikle TTB olarak yanıtlanmasını istediğiniz sorular varsa onları bir daha hatırlatalım. Yani özellikle ben sağlık kısmı açısıyla hani söylemiş olayım. Bahsettik başta ama buraya bir bu denli bir katliamın yaşandığı ayan beyan ortada olan bir yere açıkça orada bir infial yaratacağı belliyken bir polis ekibi niye sokulur? Ve niye bir biber gazı kullanılır? Yani bunun açıkça yanıtlanması gerekiyor. Bu biber gazını kullananlar bunun oluşturacağı sağlık risklerini oradaki yaralılar için
görmemekte midir, bilmemekte midir? Ne attıklarının farkında değil mi bu insanlar? Yani bunu neden yapmaktadırlar? Bunun net bir şekilde devlet cevabını vermek zorundadır. Yani öyle emniyet amirini görevden alarak falan olmaz bu. Yani hani en başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkede bu ülkeyi yönetenler bu sorunun cevabını vermek zorundalar. Orada son nefesini verirken o biber gazını soluyan insanların hesabını vermek zorundalar. Bu ne gerekçeyle buraya atıldı? İkincisi tabii ki ambulans meselesi. Yani Ankara'nın göbeğinde, hastaneler bölgesinin dibinde bir yerde siz böylesi bir katliamdan sonra yoğun ambulans akışını sağlamanız niye yarım saati buldu? Bu anlamda da tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bunun açıklamasını muhakkak yapması gerekiyor. Bu iki temel soruya cevap vermeleri gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Teşekkür ederim. Elbette zor bir programdı. Hem yaşadıklarını aktarmış olman açısından ama önemliydi. Tekrar hem geçmiş olsun hem başın sağ olsun. Evet. Teşekkür ederim. Evet, bugün Doktor Coşkun Canıvar'la birlikteydik. Kendisi Ankara katliamının tanıklarından birisi. Hem katliam anına tanıklık etti hem de sonrasında yaralı vatandaşları da kurtarmak için orada müdahalelerde bulundu. Önemli gözlemleri var, tanıklıkları var. Biraz kendisinden onu dinledik. Ve elbette bugün Diskes, TMOF ve TTB tekrar bir açıklama yaptılar efendim. Önemli soruları var. Hükümete özellikle büyük soruları var. Bu katliamın asıl sorumluları nerede diyorlar. Faillerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Ve elbette önemli meselelerden birisi özellikle ambulans alana neden geç gitti gibi cevap bekleyen sorular var. Bir önemli soru, katliamın yaşandığı, iki bombanın üst üste patladığı bir yerde, bir alana neden gaz bombası atılır, biber gazı atılır? Bu çok önemli bir soru, cevap bekleyen soruların başında gelen bir soru. Elbette hepimiz bunun arkasındayız ve ortaya çıkarılması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve gelişmeler oldukça size aktarmaya çalışıyoruz. Biber gazı önemli dedik. Biber gazı yasaklansın inisiyatifinin de bir açıklaması olacak efendim. Birçok olayda aslında başımıza geldi. Ne yazık ki biber gazından ve gaz fişeğinden hayatını kaybetmiş birçok vatandaşımız var. Onlar da bekleyen sorular içerisinde yer alıyor. Bugünlük Karşı Pencere'den bu kadar. Size gelişmeleri aktarmaya yine devam edeceğiz. Unutmadan söyleyelim, bir yandan eylemler de devam ediyor efendim yerellerde. İstanbul'da da birçok noktada yarın ve öbür günde eylemler yapılacak. Onları da aktaracağız ve elbette barışın sesini yükseltmek için herkesin orada alanlarda olması gerekiyor. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.